Üç işçi bir işi sırasıyla A, B, C günde bitiriyorlar. Üçü birden aynı işi 18 günde bitirebildiğine göre A, B, C arasında C küçük, B küçük, A bağıntısı olduğuna göre ne diyor? A kaç olabilir? Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi yapacağımız olay bu tip sorularda arkadaşlar. Üç işçi var. Üçü de eşit olsun. Yani her birisi A günde yapsın arkadaşlar. Bunlar birlikte yaptığı zaman ne yapıyorduk? Hemen 1 bölü A artı. İkinci işçi 1 bölü A, üçüncü işçi 1 bölü A çarpı 18 eşittir 1 mi arkadaşlar? Buradaki 18 çarpı durumunda diğer tarafı bölü olarak geçecektir. Şurada paydalar eşit olduğu için üsler toplanır 1, 1 daha 2, 1 daha 3. 3 bölü A eşittir 1 bölü 18 arkadaşlar. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 3 kere 8 24 elde var 2, 3 kere 1 3. 54 yapar arkadaşlar. Şimdi eşit olsaydı 54, 54, 54 olacaktı. Ama A'nın bunlardan büyük olduğunu biliyorum ben. O zaman A en az 55 olabilir. İlk gün bir tane işçiyle başlanan bir iş, her gün aynı iş gücüne sahip yeni bir işçi katılarak 11 günde bitirilmektedir. Aynı işe 11 işçi birlikte başlasaydı iş kaç gün biterdi? Şimdi arkadaşlar burada işi bulmamız lazım. Ne yapacağız? Önce birinci gün, şöyle ikinci gün, üçüncü gün, nokta nokta 11. gün. Şimdi bir tane işçiyle başlıyorum. Bir işçi bir günde ne kadar iş yapsın? X kadar iş yapsın arkadaşlar. İkinci gün bir işçi daha katılıyor. Bir işçi daha katıldı. Toplamda iki işçi çalışır burada. Her biri X kadar iş yaparsa 2X kadar. Üçüncü gün 3 kişi olacak bunlar. 3x kadar iş yapacak. Bu şekilde 11. gün 11 kişi 11x kadar iş yapacak. Biz toplam işi bulalım arkadaşlar. Toplam işi bulursak x parantezini aldığımızda birden kaça kadar? 11'e kadar olan sayıları toplayacağız. Bunun biliyorduk neydi bu? N çarpı n artı 1 bölü 2. Yani son terim çarpı bir fazlası bölü 2. O zaman bunun toplamı. Yani işimiz İş eşittir. X çarpı 11 çarpı 12 bölü 2'den buradan ne gelecek? 66x gelecek. Şimdi 66x bizim işimiz. 66x işimiz. 11 işçi birlikte başlasaydı 11 işçinin yapacağı miktar 11x değil mi arkadaşlar? Kaç gün sürerdi? A gün sürsün. O zaman her tarafı A'yı yalnız bırakmak için 11x'e bölüyoruz. 11x. X'ler sadeleşti. 11'ler gitti. 66'yı 11'e böldüm. 6. Demek ki 11 işçi beraber başlasaydı 6 günde bitirirlerdi. Cevap Denizli. Bir iş A ve B birlikte 20 günde. A ve C birlikte 24 günde. B ve C birlikte 30 günde yapıyorlar. Aynı işi üçü birlikte kaç günde yaparlar? Şimdi arkadaşlar A ve B birlikte dediği için A'nınkini bilmiyorum. 1 bölü A artı 1 bölü B çarpı 20 eşittir 1 arkadaşlar. Şimdi buradaki 20 çarpı durumunda olduğu için diğer tarafa bölü olarak geçecektir. 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü 20. Aynı şekilde 1 bölü A artı 1 bölü C'yi de yazabiliriz. Burada da ikisi beraber 24 günde olduğu için 24 yazdığımızda 24 diğer tarafa bölü olarak geçecek. 1 bölü A artı 1 bölü C eşittir 1 bölü 24. Aynı şekilde B ve C için de geçerli. 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir 1 bölü 30 arkadaşlar. Şimdi bize 3'ü birlikte kaç günde yapar diyor. Yani benim bakmam gereken 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C çarpı T veya X eşittir 1 arkadaşlar. Buradaki kaç günde yaptıkları. Şimdi buradan nasıl yapacağız? Eğer bunları taraf tarafa toplarsak 1 bölü B'den 2 tane var. 1 bölü A'dan 2 tane. 1 bölü C'den 2 tane. 2 parantezinde 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir. 1 bölü 20 artı 1 bölü 24 artı 1 bölü 30. Bunları toplayalım. Bunları toplayabilmemiz için arkadaşlar paydalarını 120'de eşitlersek 6 ile çarpalım. Burada 5 ile çarpalım. Şurasını da 4 ile çarpalım. 6 kere 1 6, 5 kere 1 5, 4 kere 1 4. Burası toplamda 15 bölü ne gelecek arkadaşlar? 120.
Bunu da sadeleştirirsek 1 bölü 8 gelecek. Eşittir 1 bölü 8. 2 burada çarpım durumunda diğer tarafa bölü olarak geçecektir. O zaman şu içerisi ne olacak? 1 bölü 16 olacak arkadaşlar. Şimdi bizden istenen t idi. Ben burayı artık biliyorum. 1 bölü 16 çarpı t eşittir 1 mi? İçler dışlar çarpımı yaparsak t eşittir 16 gelecek. Cevap olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Bir işte A işçisi 3 gün, B işçisi 1 gün çalışırsa işin 11 bölü 12'si bitiyor. Eğer A işçisi 1 gün, B işçisi 3 gün çalışırsa 1 bölü 4'ü kalıyor. Buraya dikkat. Buna göre işin tamamı A işçisi tek başına kaç günde bitirir? 1 bölü 4'ü kaldığına göre arkadaşlar tamamı 4 bölü 4'tür işin. 4 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkarırsa demek ki 3 bölü 4'ü bitiyor arkadaşlar. A işçisi 1 gün, B işçisi 3 gün çalışırsa işin 3 bölü 4'ü biter. Şimdi burada ne yapacağız? A'yı bilmiyoruz. 1 bölü A artı 1 bölü B. A 3 gün çalıştığı için 3 ile çarpıyorum. B 1 gün çalıştığı için 1 bölü B arkadaşlar. Eşittir. İşin 11 bölü 12'si bitiyor. Buradan A işçisi 1 gün çalışırsa 1 bölü A artı B işçisi 3 gün çalışırsa 3 çarpı 1 bölü B'den 3 bölü B yapıyor. Eşittir. 3 bölü 4'ü bitiyor arkadaşlar. Şimdi benden A'yı istiyor. O zaman B'yi yok etmem lazım. B'yi nasıl yok edeceğim arkadaşlar? Burayı ben ne yapayım? 3 ile çarpayım. 3 bölü B. 3 kere 3. Artık burada 9 bölü A gelecek. 3 çarpı 11 bölü 12. Alt tarafı da eksiyle çarpıyorum arkadaşlar. Eksiyle çarptığımda 3 bölü B'ler gitti mi? 9 bölü A, 1 bölü A çıktı. 8 bölü A eşittir. Şimdi 3 ile 12 sadeleşir. Sadeleştirdim 11 bölü 4. 11 bölü 4'ten 3 bölü 4'ü çıkarırsam 8 bölü 4. Paylar birbirine eşitse paydalar da eşit olmak zorunda. Yani A 4'tür. Bize A'nın tek başına kaç günde bitireceğini soruyor. Cevap Adana. Ali'nin bir işi bitirme süresi Yücel'in aynı işi bitirme süresinin 3 katıdır. Ali çalışma hızını %25 artırır. Yücel çalışma hızını %20 azaltırsa ikisi birlikte aynı işi 60 günde bitirdiklerine göre Yücel tek başına ilk hızı ile işin tamamını kaç günde bitirir diyor. Şimdi arkadaşlar işi bitirme süresiyle hız ters orantılıdır. Ali Yücel'den daha geç bitirdiğine göre Yücel Ali'den daha hızlıdır arkadaşlar. Ali daha yavaştır. Şimdi çalışma hızını 1 bölü 1 bölü 4'e tekabül ediyor. %20'de 1 bölü 5'e tekabül ediyor. Şimdi 1 bölü 4'ünü alabilmemiz için 1 bölü 5'ini alabilmemiz için ve 3 katı olayı var. O zaman hemen ne yapın? Yücel'in çalışma hızını 3, 4 ve 5'in o keki olan 60 alıyorum arkadaşlar. Hızı 60 olsun. Şimdi hızı 60. O zaman Ali bunun süresi 3 katıysa çalışma hızı bunun 3'te 1'idir. Ali'nin hızı 3'e böldüğümde ne gelecek arkadaşlar? 20'dir. Ali'nin hızı 20. Şimdi Yücel bu işi x günde bitiriyor olsun. Ali'ninki bunun 3 katı olduğu için ne olacak? 3x gün olacak arkadaşlar. Şimdi bana bir ifade daha verilmiş. Ne demiş? Ali'nin çalışma hızı 1 bölü 4 oranında arttırılırsa 20'nin 1 bölü 4'ü nedir arkadaşlar? Yani %25'i şöyle göstereyim. 1'e 4 aldığımız zaman 5 geliyor. 5 arttırırsam Ali'nin hızı ne olacak? 25 olacak. Şimdi Yücel'in hızı 1 bölü 5 oranında azaltılırsan yani %20 azaltacağım. Önce 60'ın %20'sini bulayım. Sıfırlar gitti. 12. 12 azaltırsan ne olacak? Yücel'in çalışma hızı 48 olacak arkadaşlar. İkisi birlikte bir günde ne kadar iş yaparlar arkadaşlar? Toplasam 60, 73. 73. Bunların bir günlük hızı 73. Ve toplamda 60 günde bitirdiklerine göre 60 çarpı 73 arkadaşlar. Şimdi bu benim işim.
Diyor ki Yücel ilk hızıyla yani 60 ile 60 T olsun. O zaman T buradan ne gelecek? 60'lar sadeleşir. 73 gelecek. Cevap Denizli arkadaşlar. Ege ve Cem bir işi birlikte 8 günde bitirmektedir. İkisi birlikte 3 günde yaptığı işi Ozan tek başına 9 günde yapıyor. Üçü birlikte çalıştığında işin tamamı kaç günde biter? Şimdi Ozan tek başına bu işi ne kadar sürede bitirir onu bulmamız lazım. Bu ikisinin 3 günde yaptığını 9 günde yapıyor. Yani 3 katı günde. Ozan 8 günde yaptığını Ozan tek başına kaç günde yapacaktır arkadaşlar? 24 günde. O zaman yapacağınız olay basit. Ege ve Cem'i bir kişiymiş gibi düşüneceksiniz. 1 bölü 8 diye alıyorum. Artı Ozan 1 bölü 24 arkadaşlar. Çarpı T eşittir işin tamamı arkadaşlar. Buradan 3 ile çarparsam 3 kere 1 3 bir daha 4 bölü 24 çarpı T arkadaşlar eşittir 1. Burada sadeleştirmeleri yaparsak 1'e 4'e böldüm 6 gelecek. T bölü 6 1 olması için T'nin 6 olması lazım. Cevap Edirne. Boş bir havuzu A musluğu X saatte B musluğu X artı 4 saatte dolduruyor. Boş havuzu ikisi birlikte 5 bölü 6 saatte dolduruyorsa B musluğu havuzu tek başına kaç saatte doldurur? Şimdi arkadaşlar A musluğu X'e 1 bölü X artı B musluğu 1 bölü X artı 4 arkadaşlar çarpı 5 bölü 6 eşittir 1 arkadaşlar. Burayı ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz. X artı 4 ile şurayı da X ile çarpıyorum arkadaşlar. Burada 5 bölü 6 çarpı durumunda diğer tarafa bölme olarak geçer. 1 bölü 5 bölü 6 şeklinde olacaktır bu. Şimdi X artı 4 artı burası X artı 4 1 ile çarparsak burası da X yapacak. Topladığımızda 2X artı 4 bölü X çarpı X artı 4 arkadaşlar. Eşittir. Burayı da ters çevirip çarptığımızda 6 bölü 5 gelecek. Alt taraf nasıl 5 olur? Çarpanları. Şurası 5 olursa, 1 olursa ne olacaktır? 5 olacaktır. Bakalım x yerine 1 yazdığımızda geliyor mu? Geliyor. Ben buraya 1 yazdığımda 2 kere 1, 2, 4 daha 6 tutuyor. O zaman x 1'dir arkadaşlar. Bana b'yi soruyor. X artı 4, 5 olacaktır. Cevap Edirne. Şekildeki boş havuz A musluğu tek başına 8 saatte dolduruyor. Havuzun yüksekliğinin tam ortasında bulunan B musluğu havuzun yarısına kadar olan kısmı 12 saatte. Dipteki C musluğu ise dolu havuzun tamamını 16 saatte boşaltıyor. Havuz boşken 3 musluk aynı anda açılırsa havuz kaç saatte dolar? Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Şunu yapacağız. Yarıya kadar arkadaşlar bu havuzu hem B boşaltır hem C boşaltır. Ama yarıdan sonra sadece A doldurur şu kısmı, C boşaltır. Şimdi A musluğu 8 saatte doldurduğuna göre yarısını 4 saatte, diğer yarısını 4 saatte doldurur. Doldurduğu için artı artı diyorum. Burada hem B var hem C var. Şimdi kendi kısmına kadar B 12 saatte boşaltıyor. Buraya eksi diyorum. C musluğu tamamını 16 saatte boşaltıyorsa yarısını 8 saate boşaltacaktır. Şimdi burada şunu yapacağız. 3 musluğu üst taraf için 3 musluk, alt taraf için 2 musluk gibi düşüneceğiz. Hemen yapalım. Burada 1 bölü 4 eksi 1 bölü 8 eksi 1 bölü 12 çarpı T1 eşittir 1 arkadaşlar. Buradan düzenleyelim. 12'de eşitler miyiz? Olmaz. 24'te eşitleriz. Birincisini ne yapacağız? 6 ile çarpacağız. 3 ile. Diğerini de 2 ile. 6 kere 1 6. 3 kere 1 3. 2 kere 1 2. 6 eksi 3. 3 eksi 2'den 1. 1 bölü ne yapacak arkadaşlar? 24 çarpı T1 eşittir. 1 ise arkadaşlar o zaman T1 eşittir. 24. Şimdi gelelim diğer kısmına. Diğer kısmında C ve A vardı. Yani ne yapacağız? 1 bölü 4 eksi 1 bölü 8 arkadaşlar.
Bunu ne yapacağız? T2 ile çarpacağız. Eşittir 1 arkadaşlar. Bundan sonrasını ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. 2, 2 kere 1, 2, 1 çıktı. 1, 1 bölü 8 çarpı T2 eşittir 1 arkadaşlar. T2 eşittir buradan 8 gelecektir arkadaşlar. Şimdi 8, 24 daha ne yapacak arkadaşlar? 32 saat, toplamda 32 saatte dolmuş olacak. Burada havuzun yarısı, yarısı diye almadık arkadaşlar. Dikkat edin, ne yaptık? A musluğunu ikiye böldük. Yani yarısını 4 saate, yarısını 4 saate doldurdu. C musluğu da tamamını 16 saate boşalttığı için 8'e 8 dedik. O yüzden burada 1'e eşitledik. Aklınızda bulunsun. Benzer bir soru arkadaşlar. Şekildeki dolu kabı B musluğu tek başına 30 dakikada, A musluğu taralı kısmı tek başına 12 dakikada boşalttığına göre A ve B aynı anda açılırsa kabın tamamı kaç dakikada boşalır? Şimdi arkadaşlar burada doldurma yok. Sadece boşaltma var. Bir de A'ya kadar olan kısmı yani 5'te 1'lik kısmını hem B boşaltıyor hem de A boşaltıyor arkadaşlar. Tamamını 30 dakikada B boşalttığına göre 5'te 1'ini 30 bölü 5'ten ne yapacaktır? Hemen buradan bakalım. 6 yapacaktır. Yani burayı 6 dakikada boşaltır. Diğer tarafı 4 kere 6'dan 24 dakika kalacaktır. Şimdi alt tarafı kaç dakikada boşalttığı kesinleşti. 24 dakika. Üst tarafı kaç dakikada boşaltırlar onu bulmam lazım. A'da 12 dakikaydı. Burayı dikkat edin 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 şeklinde alın. Çünkü doldurma yok burada. Çarpı T1 eşittir 1. Yani şu haşlık kısmı arkadaşlar. Buradan 2 ile çarparsam 2 kere 1 2 1 daha 3 bölü 12 çarpı T1 eşittir 1 arkadaşlar. 3 ile 12 sadeleşir. 4 kalır. T bölü 4 eşittir 1 ise T1 eşittir 4 arkadaşlar. Şimdi T1'i 4 bulduk. Artı T2 dediğimiz kısım. Yani şurada sadece B boşaltıyor. O da 24 dakikada boşalttığı için topladığımızda 28 gelecektir arkadaşlar. 10. sorumuz. Şekildeki A ve B muslukları birlikte boş havuzu 18 saate doldurabiliyor. C musluğu bulunduğu seviyeye kadar olan kısmı 36 saatte boşaltabiliyor. Havuz boşken 3 musluk birlikte açılırsa toplam kaç saatte dolar? Şimdi arkadaşlar şu H seviyesine kadar boşaltma yok, sadece doldurma var. A ve B beraber dolduruyor. Toplamını 18'i, 3 H'ı 18 saatte dolduruyorsa o zaman 18 bölü 3'ten 6 H'ı 6 saatte dolduruyor arkadaşlar. Bu bizim T1'imiz olsun. Şimdi diğer taraftaki T2'yi bulmak için ne yapacağız? C boşaltıyor. A ve B dolduruyor. A ve B burayı 12 saatte doldurur arkadaşlar. Burayı da 6 saat, toplamda 18 saat. C de kendi kısmına kadar olan kısmı 36 saatte boşaltıyor. Şimdi yapacağımız olay basit. 1 bölü 12 eksi 1 bölü 36 çarpı buranınki de T olsun eşittir 1 olsun arkadaşlar. Buradan 3 ile çarparsak 3 kere 1 3 1 çıktı. 2 bölü 36 çarpı T eşittir 1. Böldüm 18 geldi. T eşittir 18 gelecek arkadaşlar. Şimdi 6 saat burada T1, T'de 18 çıktı. Topladığımızda 24 saatte hepsini doldurur arkadaşlar. Özdeş iki musluk birlikte boş bir havuzu 20 saatte dolduruyor. Havuzun 16 saatte dolması için musluklardan birinin akış hızı hangi oranda artırılmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar burada iki tane musluk olsun. Birinci musluk, ikinci musluk. Şimdi her birisi 20 saatte dolduruyorsa 20 saatte her birinin akış miktarı V olsun. 20 V, 20 V su akıtacaklardır. Benim havuzum tam dolduğu için toplamda 40 V'lik bir hacmi vardır arkadaşlar. Şimdi diyor ki birinin akış hızı hangi oranda artırılacak? Yani bir tanesi sabit kalıyor. 16 saatte dolduğuna göre doldurmak istiyoruz. Birisi 16 V, diğeri 16 akış miktar V'yi artırdığım için ne kadar artırdım bilmiyorum. X olsun arkadaşlar 16X. Şimdi toplamda 40 V, 16 V'si birinci musluktan geliyor. Geriye ne kaldı buradan? 24 V'si. Ben bu 24 V'yi ne yapacağım arkadaşlar? 16 saatte bununla dolduracağım. Yani ikinci muslukla 16 çarpı x. Her tarafı 16'ya bölersek buradan 16'ya bölelim.
16'lar gitti. Buradan 4'e böldüm. 4, 4'e böldüm. Ne gelecek arkadaşlar? 6 gelecek. Bunu da bölelim. 3'e 2. X eşittir 3 bölü 2B. Şimdi ben buradan ne kadar arttığını bulmak istiyorum. Ne kadar arttığını bulmak için ne yapacağım? 3 bölü 2V'den V'yi çıkardığımda V bölü 2. Yani 1 bölü 2 oranında artmıştır. Oranı nasıl yapıyoruz? V bölü 2 bölü birinci durum V. O da 1 bölü 2 yapacaktır arkadaşlar. Cevap Adana. Özdeş ABC muslukları birlikte boş bir havuzu 12 saatte doldurmaktadır. Musluklardan akan suyun akış hızı sırasıyla 2, 3 ve 5 kat artırılırsa 3 musluk birlikte havuzun 13 bölü 18'ini kaç saatte doldurur? Şimdi arkadaşlar akış hızımız V, V, V olsun. Her biri 12 saatte doldurduğu için 12V, 12V, 12V. Yani benim havuzum 36V'lik bir havuz arkadaşlar. Şimdi birincisini 2 kat artırırsam 2 katı 2V yapıyor. Yani A musluğu ne olacak son durumda? 3V. B musluğunu 3 kat artırıyorum. 3V artırırsam 4V. C musluğunu da 5 kat artırırsam C musluğu 6V olacak. Şimdi 3V, 4V, 6V topladım. 13V yapıyor arkadaşlar. 13V çarpı T sürede ne yapıyor? 13 bölü 18'ini diyor. Kimin 13 bölü 18'i? 36V'nin. 36V'lik havuzun 13 bölü 18'ini doldurur. Burada T'yi bilmiyoruz. Zaten onu soruyor. 13V saatte akıyor toplamda. T zamanda 36V'nin 13 bölü 18'i dolacaktır. Buradan T'yi bulacağız arkadaşlar. Şimdi karşılıklı ne yapabiliriz? 18 bölersem 1, 2 gelecek. V'ler karşılıklı gider arkadaşlar. 13'ler de gider. T eşittir 2 kalacaktır. Cevap Adana arkadaşlar.